Merhaba sevgili dostlar yeni videoma hoş geldiniz. Biz artık kışlık yerimizi aldık. Küçücük balkonumuza sığdırdık bütün bitkilerimizi. Oldukça fazla yağmur suyunu da aldılar. Dışarıda dış cephedeydiler. Aralık ayındayız. Ege ikliminde Denizli'deyim ve hala sonbahar havasını yaşıyoruz biz şu anda. Sanırım kış geç gelecek fakat geç gelen kışlar uzun sürüyorlar. İlkbahar Mayıs'a kadar sürebiliyorlar o sebepten şimdiden önlemlerimizi aldık. Kış yaklaşıyor çünkü. Hava durumunu takip ediyorum. Zirai don haritasını da mutlaka bulunduğumuz iklime göre takip etmemiz gerekiyor. En az zayiatla dilerim ki bütün bitki severler kışı atlatırlar. Ve bahara Allah'ın izniyle çıkmak nasip olur inşallah. Bu sukulentlerim hep biliyorsunuz sizlerle birlikte dikimlerini gerçekleştirmiştik ilkbahar ve yaz boyunca şu anda gelişimleri bu durumda. Benim bu balkonum küçük bir mopenli kapalı fakat camları sürekli açık olan bir balkonum. Sığdırabildiğim kadarını burayı sığdırdım ve en güzel güneş gören yer burası hem yaz mevsiminde hem kış mevsiminde bitkilerim için en güzel bir yer ee, küçücük bir yer fakat yine de e, sığıyoruz. Sığdırabildiğim kadarını sığdırdım. Tavanda da zaten aparatlar var. Oralara askılara e, astıklarım var. Bunlar bu şekilde büyümeye devam ediyorlar. Kış mevsiminde tabi daha az güneş göreceğiz. Daha az aydınlık göreceğiz. Daha az açık havada olacağımız için biraz form bozukluğu olabilir. Eğer ki toprağımız çok uzun süre ıslak kalıyorsa, nemli kalıyorsa yaprak dökme ihtimali özellikle grafta türlerinde çok yüksek. Onlar da tabi bahara toplanacaklar inşallah. Hala daha Mevsim normallerinin üstünde olduğu için hava durumu dış cephede olanlar var. Fakat onları da ilk yağmur yağdığında içeri toplayacağım. Bu ecevere türümüzü de hatırlarsanız, Yine şirek yaz boyunca kızardı. Onu da aşırı yağmurlardan koruma altına aldım. Çünkü bu türümüzde çok ıslak kaldığında yapraklarını dökebiliyor. Kök meydana gelebiliyor. Bu koca kafa türümüzde. Hepsinin sağlıklı durumları şu anda gelişimleri gayet güzel. Bu da en sevdiğim toprak saksıda olan e, türlerimden. Çok güzel oldular. Toprak saksıda da olduğu için bilmiyorum çok daha böyle güzel oldular. Artık kış mevsimi boyunca az önce de bahsettiğim gibi zirai don haritasını ve iklimimizin hava sıcaklık durumunu mutlaka takip ederek bitkilerimizi koruyacağız. Hiç sulamayacağız diye bir kural yok. Kış mevsiminde ee, sadece eğer çok soğuk bir ortamdaysa e, bitkilerimiz Sukulent türlerini veya diğer türlerin toprağımız çok kuruysa, diplerde nem yoksa hafif hafif sulamakta fayda var. Fakat kaktüsleri, ben bu balkonlarımdaki kaktüslerimi artık sulamayı bıraktım. Ee, yılbaşı çiçeğimiz de açmak üzere biraz erkenci. Daha yılbaşına var. Bu da salondaydı. Buraya aldım. Yeteri kadar serinlik ve hava aldıktan sonra böyle tomurcuklandı ve çiçeklerini açmaya başladı. Yılbaşı çiçeği çok sıcak ortamları sevmez. Mümkün olduğu kadar serin ortamlarda çok daha güzel çiçek açar güneş gören yerlerde. Ee, böyle tavanlarda asılı olan saksılarım var. Bunları da koruma altına aldım. Bunlar hep dış cephedeydi çoğunlukta. Burada da para ağaçlarımız var. Bunları biliyorsunuz. Burası e, bir buça bir buçuk hatta bir buçuk bile yok. Bir yirmi gibi. Yani birebir bir kare bir alan burası. İki tane masam var ve e, tavanda askılı aparatlar var. Raflar var. Kitaplık olarak kullanıyordu buraya benim büyük oğlan. E, o evlendikten sonra kendi evine taşındıktan sonra ben buraya zapt ettim. Kendi bitkilerim için. E, Ayenium türleri de çok güzel oldu bu mevsim. Anyumlar biliyorsunuz ki sonbahardan itibaren kış ilkbahar sonuna kadar gelişim mevsim durumları, mevsimsel gelişimlerini devam ettiriyorlar. Diğer büyük balkonumda var bir tane L şeklinde. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım inşallah. Çok fazla sıkmak istemiyorum sizi videoları uzatarak. Çok da konuşmayı seven biri değilim. Genellikle böyle önemli mevzulardan bahsediyorum. Bunlar da yaprak sukulentlerimiz. Yaprak sukulentlerimizle ilgili genelde kurum altına alalım mı diye soranlar var. Tabii ki onlar bebişler. Azıcık üşürlerse e, maalesef ki onları kaybetme durumumuz var. O yüzden güneş gören, gören yani... Varsa var sıkış mevsiminde güneş gören aydınlık bir ortamımız. Oralara konumlandırarak yoksa da mümkün olduğu kadar aydınlık bir ortamda sulamasına dikkat ederek ilkbaharı bekleteceğiz bebeklerimizi ve koruma altına alacağız. Onları da ilkbaharda sizlerle birlikte dikimlerini büyük saksılara kalıcı yerlerini gerçekleştireceğiz. Bunlar da ilkbahar bebeklerimiz oldukça büyüdüler. Ee, bu kasanın içinde onları da büyük saksılara alacağız. İlkbahardan itibaren nasip olsa inşallah. Onları da tazeleyeceğiz. Bakın orada kuruyan yapraklar var. Ee, bu yaprakları da zaman zaman temizleyeceğiz gördüklerimizi. Yine diğer türler. Burası bir metre kare alanım benim. Minik balkonum. Hangi iklimde yaşıyorsunuz e, yorumları yazarsanız hava durumlarınız nasıl nasıl kurum altına aldınız bitkilerinizi var mı şimdiden e, kaybettikleriniz onları paylaşırsanız yorumda çok memnun olurum buradan da içe iç tarafa geçeceğiz oradan da yavaş yavaş videomuzu sonlandırarak bir sonraki videoda daha geniş detaylı büyük balkonumu sizlerle paylaşacağım. Ee, bu videom tamamen istek üzere çekildi. Ee, birkaç tane yorum geldi. Bütün bitkilerinizi görmek istiyoruz. Ama e, maalesef ki ben bütün bitkilerimi bir yerde e, gösteremiyorum. Çünkü bahçe ortamım yok. E, umarım ve dilerim kendim için inşallah güzel küçük bir balkon, bir e, Bahçem olur ilerleyen zamanda. Ve hepsini bir yerde sizlerle paylaşabilirim. Bu şekilde idare ediyoruz. Tavanları asıyoruz. Masa üstlerine koyuyoruz. Bitkilerimizi koruyacağız. Çünkü onlara ha, aşkın gözyaşı, pembe aşkın gözyaşı da mesela onu da çok dikkatli korumamız gerekiyor. Biraz form bozukluğu olabilir. Sorun yapmıyoruz onu. Var aşkın gözyaşı ile ilgili paylaşımlarımız. Bu da kalp kalp çiçeğimiz uzadı 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 böyle. Rapunzel gibi saçlarını uzattı. Ben de doladım. Şöyle uzaktan da göstereyim balkonumu. Böyle küçük bir tane balkonum var burada. Genelde dış cephede konumlandırıyorum bitkilerimi. Askılarda en güzel güneş gören yer en küçük balkonum. Küçük olan her şeyi seviyoruz. Bize yetiyor çok şükür ki bu kadarına sahip olduğumuza şükrediyoruz. Önemli değil. Sevdikten sonra e, mekanın ne kadar büyük ne kadar küçük olduğu hiç önemli değil. E, bir şekilde sevgimizi ve hobimizi devam ettiriyoruz. Ayanyumlar hala da hava güzel olduğu için onları da pencere önünde e, konumlandırdım. Şu anda pencere önündeki birçok bitkimi diğer balkonuma aldım. Onları da sonraki videoda göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım. E, bu türümde sevgili Nilüfer için can dostum Nilüfer'im için büyütüyorum. O da önümüzdeki sene yaz mevsiminde inşallah Türkiye'ye geldiğinde bu türümüzü, suyunumuzu ona yollayacağım inşallah. Sevgiyle kendisi için büyütüyorum. Belçika'ya buradan kucak dolu sevgiler. kılıcım salonda pencere önünde yatak odası penceremin önündeydi. Onu şu anda salonun penceremin önüne aldım. O da gayet güzel bir şekilde büyüyor. Bunun da saksı ve toprak değişimini sizlerle birlikte yapmıştık. Beni ilk başlardan beri takip edenler bu bitkilerin hepsini tanıyor biliyor zaten. Eforbiyalarımız şu anda Kış mevsimi dolayısıyla hem yer değiştirdiğimden dolayı yapraklarını döktüler fakat hiç problem değil İlkbahardan itibaren mevsimsel koşullara göre tekrardan eforbiyalar yapraklanıyor. Burada bir tane sekpamın üstünde pazardan aldığım maculatta yapraklarını döktü bu begonyam atmaya kıyamıyorum umarım yeşillenir yapraklanır. Bu da benim yaklaşık 6 yıllık paşa kılıcım tek bir yapraktan bu kadar büyüdü ve her sene ikinci senesinden itibaren çiçek açmaya başladı. Tavana doğru uzuyor. Diplerden de çok fazla yavrular oluştu. Bilmiyorum artık bahara bakacağız durumuna göre. Belki saksını değiştirebiliriz. Sedef çiçeğimiz. Sedef çiçeğimizi de yine paylaşmıştık. Hem taze halini hem kuru yaprak halini. Bunlar da masamızın üstünde bonsai'ler, eşimin bonsai'leri. Onları da arada yapraklarını duş aldırarak yıkıyoruz ki hava alabilsinler. Salonlarda artık kaloriferler yanmaya başladığı için... Daha çok neme ihtiyacı olacak bitkilerimiz. Eğer yeteri kadar e, nemden faydalanamazlarsa salon bitkilerimizde yaprak sararmaları olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. E, peteklerin üstüne ben e, yoğurt kapların, peynir kutularının içine ya da herhangi bir kabın içine su koyuyorum ki oradan e, nem alabilsin bitkiler. Ya da bitkiye yakın bir yere bir kabın içine su koyarak ortamı nemlendirebiliriz. Zaten evlerinde çocuklar olanlar buhar makineleri kullanıyorlar. O buhar makineleri de çok faydalı. Bir şekilde ortamı nemlendirirsek bitkilerimiz zarar görmemiş olurlar. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum canlarım. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.